Selam dostlar. Naber? Boş yapmaya geldim. Müsaade var mı? Kafamın içinde ne varsa tükürüp gideceğim. İlk olarak hepimizin beynini ifal eden Dilan Polat mevzusunu konuşmak istiyorum. Oğlum TikTok'a laf edip duruyoruz, saçma sapan insanlar türüyor diye de Instagram'ında hiç aşağı kalır yanı yokmuş ha. Ne kadar avam, ne kadar varoş insanları kıymete bindirmişler. Kendimle gurur duydum yemin ederim. Ne güzel filtrelemişim sosyal medya hesaplarımı. Böyle mevzular patlamadıkça hiç haberim bile olmuyor böyle insanların varlığından. Gözden ırak, gönülden ırak, gül gibi yaşayıp gidiyorum. Yalnız bir ara benim hormonlar tavandı, Insta ana sayfamı görecektiniz o ara. İnsan yüzü yoktu. Sırf göt. Kaydır kaydır göt. Arada bir meme, sonra yine göt. Neyse ki temizledim. Şimdi pixel art falan çıkıyor hep. Efendi Insta oldu. Cici oldu. Neydi o öyle hayvan evladı gibi. Neyse efendim, bu avam karakter, kocası kendisine uçak almış paylaşımı yaptı diye, bir anda gündem oldu. Suriye'nin kuzeyinde götümüzde ayı bağırıyor. Resmi açıklanan rakamlara göre 4,5 milyon kalıcı göçmen olmuş, enflasyon yüzünden harcamadığım halde param azalıyor, üçüncü sefer darbe anayasası diye bize torba anayasa ittirmeye çalışıyorlar, ama Dilan Polat'ın kocası uçak almış, haftalardır Dilan Polat konuşuyoruz. Düzen böyleyse ben de konuşacağım madem Dilan Polat. Efendim bu avam karının, evet karının, zira zerre saygı duymuyorum kendisine, mevzusunun özeti şöyle. Bunun kocası uçak almış kendisine, sonra da millet, hayırdır, nereden bu değirmenin suyu deyince, ben yeri geliyor günde 750 bin lira harcıyorum demiş, insanlar da, o kadar kazanıyorsan bunun vergisini de görelim ablacım demesi üzerine, ya da Aydemir Akbaş'ın Kolpaçino repliğinde olduğu gibi, işin varsa vergi levhan nerede ayıbine, demesi üzerine, işler kızışmıştı. Bu hanım ablanın pırlanta şirketinin 6 ayda 15 bin lira ödediği ortaya çıkınca, otomatik bahçe sulama sistemi gibi sağa sola tükürmeye başladı. Allah daha çok versin ablacım. Gözümüz yok da, vergi de vereydin be biraz. Konu o kadar dallandı budaklandı ki, yasal bağlamdan hızla uzaklaştı. Güzellik salonu sahipleri, birbirinin dükkanını kurşunlamaya başladı. Banu Parlak diye başka bir güzellikçi varmış, o çıkmış, bir sabah programında, Dilan Polat hakkında konuşmuş, güzellik salonu kurşunlanmış ertesi sabah. Ne oluyoruz oğlum? Eskiden mafya dediğinin bir ağırlığı vardı. Millete çemkiren, tüküren, mafyatik güzellik merkezi sahibi var şimdi. Ne günlere kaldık. Neredesin ey beyaz toros? Bu olayın en acayip ismi ise, Dilan Polat Hanım'ın kız kardeşi, Sıla Doğu hanımefendi. Bu hanım ablanın patlama yaptığı açıklamayı size şöyle betimleyeyim. Sıla Hanım'a burundan pudra şekeri çektiğine dair bir ithamda bulunuluyor. O da bir video çekip, pudra şekeri de çekiyorum, bunu da veriyorum, size ne diyor? Bunu veriyorum, derken de, genital bölgesine vuruyor. Pubis kemiğine vuruyor. Cinsel amına vuruyor. Ver abla. Bize ne dediğin gibi. Biz sana onu sormadık ki. Pudra şekerini sorduk. Niye ilan geçtin ki şimdi? Bu videoyu da emniyet ihbar kabul edip alıyor Sıla ablamızı. Azıcık misafir ediyorlar hanımefendiyi. Misafir etmişken de evine bir bakıyorlar bir ihtiyacı var mı diye. Çok şükür bir eksiği yokmuş. 21 adet Xanax, 3 adet ekstazi, 1 gram da burunluk pudra şekeri bulmuşlar. Biraz azalmış hanım ablanın stoğu ama idare eder ya. Geliyoruz hikayenin en mübarek kısmına. Emniyetteki misafirliği biter bitmez Sıla hanımefendi, eve gidip şükür namazı kılıyor. Allah kabul etsin. Allah'ım, sen bağışlayıcısın ama bu kadın 2 gün önce cinsel amına tokat atıp bunu da veriyorum diyordu. Yine de sen bilirsin. Amin. Ya ağalarım, benim hiç namaz kılarken fotoğrafım ya da videom yok. Sizin var mı? Odaya girdiğinizde, odada biri namaz kılıyorsa, sessizce geri çıkarsınız. Fotosunu ya da storiesini çekmezsiniz. Nereden öğreniyorlar böyle saçma sapan şeyleri bilmiyorum ki. Sanki ülkenin kel eski İçişleri Bakanları böyle şeyler yapıyor da onlardan görüyorlar. Yiyen var mı böyle şeyleri diyeceğim de, gülesim geliyor. Neyse efendim, bu avamlar için fazla fazla vakit ayırdık. Geçelim, yorumlarda bir agam yırtık olmak üzerine konuşur musun demişti geçen. O birkaç ampul yaktı kafamda, onun üzerine konuşasım geldi. Yırtık olmak dediğim, sosyal ortamlarda gerilmeden, rahat konuşabilmek. O konuda, benim kendimi aşabilmem için, yatalak kalmam gerekti abi. O yüzden tavsiyelerim, ya da anlatacağım deneyimlerim ne kadar geçerlidir, ne kadar uygulanabilir bilemiyorum. Ama bu konuda eskiden çok çekmiş biri olarak, anlatmak istedim. Ben eskiden, ortamda tanımadığım, ya da az tanıdığım biri varken, inanılmaz kasılıyordum abi. Arkadaş edinebilmem çok uzun sürüyordu o yüzden.
Hatta o kadar ki, mesela bir odada oturuyoruz 3 kişi, birini tanıyorum, birini tanımıyorum diyelim, üçümüz otururken sus pusum, tanımadığım adam tuvalete gidiyor, ben şen şakrak espriler şakalar, tuvaletten dönüyor, bıçak gibi kesiliyorum. Ben çok farkındayım bu durumun ama hiç aşamadım mesela. Şimdi açtım ama bu yaşımın getirdiği bir şey mi, yoksa şakasını yaptığım gibi, yatalak olunca artık insanların hakkımda düşündüklerini umursamadığımdan mı, bilemiyorum. Çok fazla parametre değişti. Her neydiyse, iyi ki açtım o sosyal anksiyete derdini. Şimdi ağzıma geleni söylüyorum. Zaten siz de videoları muhabbetim için izliyorsunuz. En çok tutan videolar, boş yaptım dediğim videolar oluyor. Aslında boş moş diye değersizleştiriyorum ama, insanın çok temel bir ihtiyacı sohbet etmek. Anlatıyorum, bana iyi geliyor, dinliyorsunuz size iyi geliyor, hatta belki benim anlattığım da sizin kafada bir ampul yakıyor, siz de başkasına bir şeyler anlatıyorsunuzdur, sosyalleşme ihtiyacımızı gideriyoruz hep beraber. Adeta bir saadet zinciri, ama kimse dolandırılmıyor. Anlatın agalar, ağzınıza geleni anlatın, sohbet etmek de bir beceri. Zamanla gelişir, bazıları doğuştan yetenekli, bazılarının biraz bu becerinin üzerine çalışması gerek. Ama emin olun çok işe yarar bir beceri. Sırf ağzı iyi laf yapıyor diye ülke yöneticisi oluyor insanlar. Karizma dediğiniz şeyin yarısı konuşma becerisi. Önemli bir beceri gerçekten. Yırtık olmak dediğinde, konuşma becerin varsa altından kalkabileceğin bir şey. Yoksa ne anlatıyor bu mal derler. Bak güzel bir taktik size konuşma becerisi geliştirmek için. Açın anonim bir hesap, YouTube ya da Twitch'te canlı yayınlara katılıp insanlarla sohbet edin. Zaten başta müsamaha gösterirler. Ne diyor bu mal demezler. Ama derlerse, hesabı çöpe atın, baştan. Trollemeyin milleti ama. Sınırları deneyin, tepkilerini ölçün. Biraz deneysel takılın. Gidip 5000 izlenen adamlarda yapmayın tabii bunları. Siklemez çünkü onlar. 3-5 izlenenlerle deneyin. Konuşma da bir beceri dostlar. Geliştirmek sizin elinizde. Ha tabii konuşabilmek için de bir altyapı gerekiyor. Bütün gün bilgisayar oynuyorsan, yakın dönem hafızanda başka bir şey olmadığı için, konuşacak konu bulamaman çok normal değil mi? Boomer gibi habire bilgisayar oyunu gömüyorum lan. Yaşlanıyoruz be. Ama harbiden. Mesela bütün gün gündem kovalıyorsan da durum aynı. Flörtle Hamas Netanyahu mu konuşacaksın? Neden yahu? Çeşitlendirmek lazım aganın. Bu aşamaları tamamlayabilirseniz, tebrikler. Siz de artık yırtık olabilirsiniz. Boş yırtıklar da hiç çekilmiyor ha. Kesin çevrenizde vardır sizin de en az bir tane bunlardan. Gelir yanınıza, sanki askerde devrenizmiş gibi takılır, dal ve yaprak gibi hareketler yapar gider. Gevşek. Ben hiç sevmezdim gevşek tipleri. Hala da sevmem. Altı boş özgüven en itici şey ya. Abi canlı yayında çete gelişinden bile belli oluyor bu tipler. Sosyal alanlara artık giremiyorum. Girsem de izole oluyor. Zaten az çok tanıdığım insanlar oluyor. O yüzden katlanmam gerekmiyor bu tiplere. Ama online da olsa varlığını belli ediyorlar. İki sınır çizgisi var bence bu işte. X ekseninin negatif tarafına sus pus oturmak diyelim, pozitif tarafın ekstremi de patavatsızlık diyelim. Arada istediğiniz yerde takılın abiler ablalar. Sosyal varlıklarız. Hem kendimizi ifade etmeye ihtiyacımız var, hem de sosyal bağlar kurmaya. Bu bağları da konuşarak kuruyoruz. Dönelim bu iki uç noktaya. Sus pus oturursanız, size patavatsızlıktan iyi görünebilir. Ama değil. Bağ kuramazsınız insanlarla. İnsan tanımak önemli canlar. Eleye eleye buluyorsunuz hayatınızda yer edinmeye değecek insanları. Belli bir yaşa geldiyseniz, ki bu öyle çok bir yaş değil, bugüne kadar tanıştığınız insanların büyük çoğunluğunun çöp olduğunu anlamışsınızdır. Ha tabii o size göre çöp. Kendi arkadaş ortamları da var o insanların, belki ona göre de siz çöpsünüz. Her halükarda, sizin kafanıza uygun arkadaşı tek de bulma ihtimaliniz çok düşük. O yüzden eleye eleye buluyorsunuz. Sus pus oturursanız da o insanı tanıyamama ihtimaliniz çok yüksek oluyor. O yüzden eskiden beri sus pus oturan biri olarak söylüyorum, konuşmaya çabalayın biraz abi. Saçmalayın biraz boş verin, bakın ben videonun başından beri kaç kere saçmaladım kim bilir. Bilinçli aptallık çok eğlenceli. Koy verin gitsin. Ha ama nereye kadar saçmalayın, o da diğer uç nokta abi. Patavatsızlık. Benim en katlanamadığım şey abi. Gidip de müstakbel kayınpederinize kızıyla yaptıklarınızı anlatmayın mesela. Ulan bu da aşırı ekstrem oldu be. Daha hafif bir şey düşüneyim. Mesela biri evcil hayvanının öldüğünü anlatıyor. O anda gidip sokak köpekleri toplatılmalı ya falan demeyin. Zamanlama önemli abi. Patavatsızlık böyle bir şey işte. Bu da diğer aşırı uç. Bundan da uzak durmak lazım. Bak bana, 10 dakikadır laf geveliyorum.
Orta sahada top çeviriyorum. Ne dediğimi de bilmiyorum. Anlatıyorum öyle. Konu neydi onu bile unuttum. Yırtık olmaktı. Aklıma ne geliyorsa anlattım. Siz de çok takmayın yani. Anlatın. Sempatik geliyor zaten insanlara laf gevelemek. Baktınız suratlarda ne anlatıyor bu mal ifadesi belirmeye başladı, çıkın ortamdan. 8 milyar insan var, 80 milyon Türko var, sizin sohbetinizin saracağı insanlar elbet var, kasmayın o kadar elin oğlu kızı ne düşünür diye. El çok, oğlu çok. En olmadı kendi eliniz var. O sizi her zaman dinler. Size doyum olmaz ben müsaade istiyorum. Bir pırasanın mesnetsiz hezeyanlarını dinlediniz can dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hacı Hawking Efendi kaçar. Öptüm bay.